Şurada kalmıştık. Tabii ki ve kavlullahi teala tebareke ve teala ve la ted'u min dunillahi ma la yenfa'uka ve la yadurruk fe in fealte fe inneke izen le minel zalimin. İzen minel zalimin ayeti kerimenin üzerinde kalmıştık ve burada şöyle bunu bitirdik. Kemal kâli ehl-i ilm. Şu ayetin üzerinde kalmıştık. Neydi? وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ üzerine gene. Burada كَمَا قَالَ اَهْلِ الْعِلِمِ burada dün burada kalmıştık. El-Evvel diyor dua el-ibade ibadetin duasıdır diyor. وَهُوَ اَنْ يَكُونْ قَائِمًا بِأَمْرِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Yani Allah hakkıyla dua edecek olan bir kişi mutlak manada Yüce Allah'ın ibadetiyle hakkıyla kulluk etmesi gerekiyor. Yani ona ortak koşmaması gerekiyor. Değil mi? Yani emir ve yasaklar hepsi. Hani ne diyoruz? وَاَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا. Yüce Allah'ın emir buyurduğu bütün ibadet çeşitlerinde Yüce Allah'ı birleyecek. لِأَنَّ الْقَائِمْ بِأَمْرِ اللّٰهِ كالمصلي والصائم والمزكي يريد بذلك ثواب والنجاة من العقاب. İşte bu Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılan olan bir kişi yani niçin Allah'a dua ediyor, niçin Allah'a kulluk ediyor? Çünkü Allah'tan öyle şeyler bekliyor ki hem günahlarını Allah tebareke ve teala affedecek hem de nedir? Onların sevabını elde ettiği gibi aynı şekilde cennete girmek istiyor bir kişi. Neden bir kişi Allah'a kulluk eder? Elbette bir beklentisi vardır. Ve Rabbim Tebareke ve Teala hakkıyla bana kulluk edersiniz. Bana ortak koşmadığınız müddetçe mutlak manada sizleri cennete koyacağımı ahd ederim diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. İşte burada bir kişi hakkıyla Yüce Allah'ı bilirse ve ona ortak koşmadığı müddetçe cenneti kazandığını burada müjdeliyor Rabbim Tebareke ve Teala kendisine. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerde burada beyan ediyor. Evet. وبذلك ثواب النجاة ففعله متضمن للدعاء بلسانه. Diyor ki yapmış olduğu lisanıyla ve kalbiyle yani azalarıyla mutlak manada nedir? Hem kalbiyle tasdik edeceği gibi diliyle de söyleyecek bunu. Yani mesela bir kişi hani ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunun gereğini yapmıyor. Olmadı. Yani hem diliyle bunu söylediğin gibi kalbinle tasdik ettiğin gibi gereğini de amel edeceksin. Çünkü iman kalp ve tasdik, dille ikrar ve azalarla amel etmek. İbn-i Teymiye rahmetullah diyor ki bir kişi La ilahe illallah derse, Muhammedur Resulullah derse ama bunun gereğini amel yapmazsa, yani namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve buna benzer fiilleri yapmazsa bu adam tek kelimeyle Müslüman değildir. Çünkü bunun gereği ameldir. O zaman eğer amel yapmayacak ise Cehb-i Sıfa'nın aynı akideyle bir olmuş oluyoruz. Çünkü Cehb-i Sıfa'na göre namaz kılmasan, oruç tutmasan, hac yapmasan, Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılmasan bile sadece Allah'ı bilirsen, tasdik değil ha, sadece Allahu el-Ma'rife var olduğunu bilirsen, senin imanın ile Cibril imanı arasında hiçbir fark yoktur diyor Cehb-i Sıfa'nın. Cehmiye. Dolayı burada alimler diyorlar ki yani hakkıyla Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul edip de La ilahe illallah Muhammedur Resulü olan bir kişi ama amel yapmadığı zaman bu adam tek kelimeyle Müslüman değildir diyorlar. Çünkü amel kalple tasdik, iman kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla amel etmek dedik. Evet. El-Thani birincisi dua-ı ibade dedik. İkincisi el-Thani dua-ı mes'ele. Yani istemenin yönleri vardır. Ve huve talep ma yenfe' ev talep def'i ma yadurruhu. Faydalı olan şeyleri istemek ve da zararlı olan şeyleri def etmek. Değil mi? Ama bazılar ne yapıyorlar? İşte gidiyorlar kabirlerden şuradan buradan istiyorlar. Kesinlikle bu tevhid bunu reddeder. Fel-evvel la yecuz sarfuhu li gayrillah ve s-thani fihi tafsil. Birincisi Allah'tan başka sına yapılan olan bir ibadet
kesinlikle nedir? Caiz değildir. Ama ikinci mesele diyor, tafsilatı gereken olan bir şeydir. Ve açıklıyor. Ve kavluhu min dunillah. Yani Allah'tan başkasına ibadet ettiğin zaman kesinlikle Rabbim Tebareke ve Teala bunu kabul etmiyor. Ey sivallah. Yani Allah ile beraber başka bir Allah edinirsen Rabbim Tebareke ve Teala bunu kabul etmiyor. Ki bir kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelince dedi ki ya Resulullah ma şa Allah ve şe'et. Sen ve Allah dilersen. Dedi ki ya racıl dur. Dur. Ece'alteni lillahi nidden. Bu konuda beni Allah'la ortak mı ettin dedi. Hayır dedi ya Resulullah vallahi bilmiyorum öğret bana. Dedi ki kul ma şa Allah thumme şe'et. Yani önce Allah sonra sen dilersen. Mesela bir kişi dese ki sen ve Allah dilersen bu şirktir olmaz. Yahut da sen olmasaydın ve Allah olmasaydın bu işim olmayacak. Yok öyle değil. Önce Allah sonra sen olmasaydın belki bu işim gerçekleşmeyecekti. Önce Allah sonra sen olmasaydın belki bu kişiden hakkımı almayacaktın. Böyle olur. Ama sen ve Allah dediğin zaman bu tevhidi bozmuş oluyorsun. Bismillah. İşte ece'alteni lillahi nidden. Yani bu konuda beni Allah'a eş mi tuttun? Yani ilahum me'allah. Allah ile beraber başka bir Allah mı var? Haşa. Çıkıyor. Evet. Ve kavluhu ma la yenfa'uke ve la yadurruk. Yani ne fayda verecek ne de zarar. Yani günahlarını def edecek güçte değiller Allah'tan başkasına çağırdığınız zaman. Çünkü puttur bunlar. Put. Lat, menat, uzze, hubel ve diğerleri. Müşrikler dua etmiyorlar mıydı? Ama nafile. Çünkü duymazlar. Rabbimizin tebareke ve teala buyurduğu gibi وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ duysalar dahil icabet edemezler. Bizzat Rabbim tebareke ve teala bunu söylüyor. Değil mi? Şu an günümüzdeki böyle kabirlerden istemiyorlar mı? İstiyorlar. Ölülerden istiyorlar. Dua ediyorlar. Yakarıyorlar. Yalvarıyorlar. Gidip kurbanlarını kesiyorlar. Ama nafile. Allah tebareke ve teala bütün bunları kabul etmiyor. Bakarsın böyle adam 60-70 yaşında hala Allah'a ortak koşuyor. 80'i boylamış hala nedir? Allah'ın razı olmadığı olan şeyleri yapıyor. Mesela geçenlerde gördük kabirlerin üzerine ne yapıyorlar? Şöyle bir halay çekmişler. Hu 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 hu. Ne bu ya? Ne bu ya? Ne bu? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirlere çıkıldığı zaman nasıl çıkılacağını ve nasıl dua edeceğini, ibadet edeceğini bize gösteriyor. İnanın halay çekiyorlar. İlahi söyleyenler. Ne bu? Televizyonda gördük. Olmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte kabirlere çıktığımız zaman Esselamu Aleyküm ya ehled diyar entumus sabikun ve nehnu lahikun nes'alullahu ve lene ve lekumul afiyah. Bunu söylemiştir. Ama günümüzde şu an çok Müslümanların çoğu ne yapıyor? Çıkıyorlar. İllahil Fatiha diyor. Alimler bil icma diyorlar ki bu caiz değildir. Niçin? Çünkü Allah Resulü bunu söylememiş. Yapmamış. Nice Hamzalar ölmüş. Nice Mus'ab bin Ümeyler ölmüş. Nice ashab ölmüş. Hiçbirine Fatiha okumamış Allah Resulü. E hocam ne zarar var? Hayır. Bizim görevimiz Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Her şey bir, herkes bir şey eklerse ne olacak? Öyle ya. Olmaz. Biz Fatiha karşı değiliz. Ama onun orada yeri değil. Oku. Başka yerlerde oku. Ama orada Allah Resulü sana öğretiyor. Diyor ki Esselamu Aleyküm ya ehled diyar. Ey diyar sahipleri sizlere selam olsun. Entumus sabikun ve nehnu lahikun. Siz bizden önce gittiniz ama ardından mutlaka biz de size tabi olacağız. Es'elullahu ve lene ve lekum l'afiyye. Dilerim ki Allah'tan size ve bize mağfiret dilerim diye. Nedir? Allah Resulü bize öğretmiştir. Allahümme erham abi. Allahümme babam bağışla. Allahümme onları cennete koy. Ya Rabbi onları günaha bağışla. Ya Rabbi bunlar benim misafirlerim olsaydı en güzel bir şekilde ikramda bulunurdum. Ama Ya Rabbi bunlar senin misafirlerindin. Ve sen kerimlerin en kerimlisin Ya Rabbi. Rahmetinle sen affeyle Ya Rabbi. Sen bunları bağışla Ya Rabbi diye bu şekilde dua et. Ve en güzel Allah Resulü demiyor mu? Eddua'u muhul ibade. Dua ibadetin özüdür. Ama adam çıkıyor. İlla el Fatiha. El Fatiha. Yok kardeşim deme. Deme.
Allah Resulü göstermemiş, Rabbim emretmemiş, ashab yapmamış, tabi'in yapmamış, etba'at tabi'in yapmamış. Ondan dolayı bize Vahhabi diyorlar. Ondan dolayı işte bize bazıları tekfir ediyor maalesef. Bismillah. Yani bizim dinimiz kema emarana rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde uyacağız. Rabbim bizleri emretmiş oldu.